Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test altının çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen ve kesimleri iki doğrunun kesimi F olarak verilmiş ve şurada da eşitler var. Şimdi 81 derece verilmiş bize bir de 3 tane eşitlik verilmiş alfa kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi burada ne yapacağız gençler alfaysa bir kere burası alfaysa burası da nedir? Z'den dolayı şöyle Z'den dolayı burası da alfa yapar. Peki şu eşitleri benim kullanmam lazım. Şöyle bakacak olursak. E, buradaki eşitliği ben nasıl kullanabilirim? Hocam bakacak olursak burada e, şunlar birbirine eşitse kelebek benzerliğim var burada. Evet kelebekteki oran kaça kaç yaptı? 1'e 1 bir yaptı. E, kelebekteki oran 1'e 1 ise o zaman şuradaki oranlamalar da birbirine eşit değil midir? Evet. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Dolayısıyla burası tab orta noktası oldu. Köşegenin orta noktası oldu. E burası köşegenin orta noktasıysa köşegenlerin kesim noktası değil midir? Evet. O zaman diğer köşegeni çizecek olursam tam buradaki noktadan geçmek zorunda. Orta noktadan geçmek zorunda. E o zaman şunlar da birbirine eşittir. Şu da eşit bu da eşittir. O zaman buradaki şeyleri kullanacağım ben şimdi. Şu x kenarlıktan dolayı alfa ise burası da alfa oldu. Bu x kenarlıktan dolayı burası da alfa oldu. İki iç açı bir dış açıdan burası da iki alfa oldu. 3 alfa artı 81 buradan neye eşit oldu? 180'e eşit oldu. Böylelikle 3 alfa böylelikle 99'a mı eşit oldu? Ve alfayı da böylelikle 33 mi oluruz? Evet. Bizden de zaten 33 derece isteniliyor. Yani birinci sorunun doğru cevabı A şıkkı oldu. Geldik ikinci soruya. Arkadaşlar hep söylerim. Kare sorularında 15 ya da 75 gördüyseniz mutlaka mutlaka köşegeni çizin. Hangi köşegeni çizelim? Şu köşegeni çizecek olursak. Şu kırmızıyla çizeyim. Köşegeni çizelim şöyle. Köşegeni çizecek olursak. Buradaki açı 45 derece. Burası da 45. Burası da 45 olduğundan dolayı. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Hatta burası da 15 yaptı. Bizden X isteniyor. Hmm, 30 ile 45 var. Hocam 18 verilmiş. 15, 75, 90 üçgenin alanı verilmiş bize. 15, 75, 90 üçgende ne biliyoruz biz? Haşa 4 haş. Hocam şuradan bir dik çizersem burası haşken burası nedir? 4 haştır. O zaman 4 haş çarpı H bölü 2 eşittir. 18 ise buradan 36 4 haş kare eşittir. 36 haş kare de buradan 9 geldi. Haşı da buradan kaç bulduk o zaman? 3. O zaman burası kaç oldu? 12 oldu. E şimdi x'i bulacağım. 45 ve 30 gibi iki tane mü mü mükemmel bir açı var. Hop şöyle bir 90 derece çizsek süper olmaz mı? Olur tabii ki. Şuradan hem 45 hem de 30'u kullanmış oluruz. 30, 90, 60. Burası da 45, 45, 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6 çıkar. E 45, 45, 90 üçgenden burası da 6. E o zaman burası da kaç yapar? 6 kök 2 yapar. Dolayısıyla ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle E şıkkı yaptı. Geldik üçüncü soruya. Şuradaymış. Şunlar birbirine eşit verilmiş ve 4 kök 3 ve alanlar isteniyor arkadaşlar bizden. Arkadaşlar bu alanlar toplamı dikdörtgenin alanının yarısıdır. Sebep hemen ispatlayalım. Hocam şuraya A diyelim, şurası da A oldu, burası da B, burası da C diyeceğim olursak yer. Hocam e, yüksekliğe bakacak olursak yükseklik hepsinde A değil midir? Evet. Yani buradaki şeyde de A'dır, bu üçgende de A'dır, burada da A'dır, burada da zaten A. E o zaman taralı alanlar toplamı. Taralı alanlar toplamı ne yapıyor arkadaşlar? A çarpı A bölü 2 artı B çarpı A bölü 2. Şu üçgen alan B çarpı B'ye ait yükseklik A. Artı C çarpı A bölü 2. Hatta bu ne yaptı? A parantezini alınca A parantezini alınca A artı B artı C bölü 2'ye mi eşit oldu? Evet. Bunu bulmaya çalışacağız. E burada diklendik çizilmiş. Ne var burada? Öklet. E şu 4 kök de verilmiş. 4 kök 3'e ait öklet bağıntısı. Bu çarpı tamamı değil mi? Aynen öyle. 4 kök 3'ün karesi de böylelikle A çarpı tamamı A artı B artı C olduğundan dolayı A çarpı A, A artı B artı C'yi kaç buluruz? 48 buluruz. E zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden de A çarpı A artı B artı C bölü 2 isteniyor. Biz zaten A çarpı A artı B artı c kaç bulduk arkadaşlar? 48 bulduk. O zaman 48 bölü 2'den cevabımız da kaç yapar? 24 yapar. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı böylelikle c oldu. Güzel bir soru. Geldik 4'e. Aşağıda kare biçimindeki kasa kilidi ve ona eş kasa kilidinin üzerinde dönebilen kapağı gösterilmiştir. C noktası etrafında döndürmüş. Bakın kapak kasa kilidi ile tam çakışık durumdayken C noktası etrafında saat yönünde x derece döndürüldüğünde şekildeki görüntü oluşturulmuş. Ee, burada ne yapacağız? 15'e ait bir üçgen var mı? Yok. Ama biz oluşturabiliriz. Bak C köşesinden şuraya, C köşesinden buraya. Yani bu köşegenleri çizecek olursak olay bitti. E arkadaşım şu köşegenden dolayı burası 45 derece. Hocam burası da 45 derece. E başka ne yapacağız? Köşegenler her ikisinde de aynı değil mi? Evet şu kareyle şu kare eş kareydi zaten. Köşegeni de eşit olmak zorunda. Bak x kenar çıktı burada. Şuradaki açı 45 ve burası 15 olduğundan dolayı toplam burası 60 yaptı. E o zaman burası da 60 yapar. 60 60 ise o zaman burada kaç da 60 yapar. Bize diyor ki kaç derece dönmüş müdür diye soruluyor. Evet x derece döndürüldüğünde şuradaki açı 15 derece olmuş e, döndürülme açısı isteniliyor bizden. E burada kaçı biz kaç bulduk? 60 bulduk. Hocam burada kaçı? 45 derece. Şurada kaçı? Döndürülme açısına bakacağız. Şurada kaçı kaç derece? Burada kaçı da 45 derece. E arkadaş önceden şimdi bizim karemiz şu şekilde değil miydi? Hop şöyleydi. Hocam karemiz bizim önceden şu şekildeydi. Buradan şu döndürülme açısı. Şurası olmaz mı ya? Evet ya tabii ki. Köşegenlerde de aynı hamleye bakabiliriz arkadaşlar. Döndürülme hamlesi. Şöyle düşün. Bu C noktası etrafında döndürüyoruz. C noktası etrafında köşegeni döndürmeyi düşünecek olursan. Bak köşegen önceden buradaydı. Hop döndüğünde buraya geldi. İşte burası dönme açısı olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor. E, bu köşegen buraya gelmiş oldu. Dönme açısı da kaç derece yapmış oluyor o zaman? 60 derece yapmış oluyor. O zaman cevabımız ne oldu? 60 oldu. Dördüncü sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Evet EC'ye 1 vermiş. AE'yi 25 vermiş. E noktasında dik kessen iki doğru üzerindeki ABCD noktalarından bir kare geçiyor. Hmm. ABCD noktalarından bir kare geçiyormuş. A ve D karenin iki köşesi olduğuna göre bakın A ve D karenin iki köşesi olduğuna göre EB uzunluğu X nedir diye soruluyor bize. Hemen kareyi çizelim arkadaşlar. Şu ABCD AB şuradan bir kare geçiyormuş. Şu ka köşesi bu değil bakın. C'den de geçecek o zaman karemiz bu şekilde olacak. Sonra B'den de geçecek o zaman karemiz bu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. Karemiz aynen bu şekilde olmak zorunda. E arkadaşlar burada ne oluştu? Bak dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. 1 kere 25. Şuraya haş diyecek olursak. H kare eşittir 1 çarpı 25'ten. Haşı böylelikle kaç buluruz? 5 buluruz. Hocam H 5 çıktı. E şimdi ne yapacağız? Sonrasında ne yapacağız? 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya ve bu bir kare olduğunu unutma. Alfa, beta, alfa. Burası da beta. Alfa 90, burası da beta oldu. Hocam burada alfa, beta 90, betanın karşı çift çizgi. Var mı öyle bir şey? Var tabii ki. Hangi üçgenlerde? Bak şuradaki üçgenle şuradaki üçgende arkadaşlar. Betanın karşı çift çizgi, betanın karşı çift çizgi. Bunlar eş üçgen oldu. 90'ın karşısı burada 25 ve burası da 1 de 26 ise Burada da 26 yapmak zorunda. Yani şu uzunluk da kaç yapacak? 26 olacak. E, haşı 5 bulmuştuk zaten. X artı 5 eşittir 26 ise X de böylelikle 21 diye buluruz arkadaşım. Yani 5. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Bir ABCD dikdörtgenin CD kenarının orta noktasının E AE'nin orta noktasının F olduğu biliniyor. Bir ABCD dikdörtgenin hemen ABCD dikdörtgenini çizelim arkadaşım. Şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Ve ABCD harflerini yazarken artık alıştırın kendinizi arkadaşlar. Hani çok böyle e, şart sunulmadığı sürece sol alttan itibaren başlayın. ABCD'yi şu şekilde yazın. Sonra diyor ki CD kenarının orta noktası E demiş. Hemen E'yi yazdık. AE'nin de orta noktası F'ymiş. AE'yi de çizip orta noktasını gösterelim şöyle. AE'yi çizdim ve orta noktası da şöyle F diye söyledim arkadaşım. Şunlar da birbirine eşit. Evet. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Belki lazım olur. Şunu şöyle bir kopyalayayım da. Belki lazım olur. Şimdi bunun üzerinde hamle yapacağım. Alan ADE alan AFB'ye eşitmiş. Alan ADE alan AFB'ye eşitmiş. Bakalım gerçekten öyle mi arkadaşım? Şimdi şurada yorumlayayım isterseniz. Şöyle şurada yorumlayayım. Birincisini burada yorumluyorum arkadaşım. Burada yorumlayacak olursak alan şuradaki alan. Alan AFB'ye eşitmiş. Hop çizdik şunu. Hocam burada kalan A ise şunu da çizdiğin zaman burada kalan da A mıdır? Evet. Hocam burası nedir? Burası 2A iken bu da olan tüm alanın yarısıydı. Tüm alan 4A olur. E şunlar da birbirine eşit olarak verilmemiş miydi bize? Tabii şu da E de orta noktaydı. Bu da eşitse arkadaşım şurası da tüm alanın 4'te biri değil midir normalde? E tüm alan 4A ise burası da A mı olacaktır? Evet şuradaki alanda A olacaktır. Gerçekten de alan ADE ile alan AFB birbirine eşit oldu. Doğru. İkincisine bakalım. Alan BCEF. Evet. İkincisi de şu. Şunun üzerinde yapalım isterseniz. Alan BCEF. Hemen onu da çizip onu da yorumlayalım. Şöyle çizdik arkadaşlar. Şu alan ADE'nin 3 katıdır demiş. Gerçekten öyle mi? Yine alan dağıtalım şöyle. Hocam burada kalan A ise burada kalan A. Tüm alan kaç A yaptı? 4 A yaptı. Hocam bu alan tüm alanın 4'te 1'idir. Burası da A'dır. E o zaman burası da A'dır. Bu da tüm alanın 4'te 1'idir. Çünkü eşit böldüğünden dolayı. E şuraya baktığımız zaman alan B, C, E, F. B, C, E, F 2 A yaptı. Alan A, D, E de A yaptı. Buradan 2 A eşittir 3 A oldu. Doğru mu? Yanlış. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsünü de şurada gösterelim. Hemen şöyle bir CTRL V yapıp şurada gösterelim arkadaşlar küçük bir şekilde şurada gösterelim. Alan AFB. Alan AFB'ye bakıyoruz. O da AE çarpı BF bölü 2. AE çarpı BF bölü 4. O. AE ile BF'nin çarpımının 4'e bölümüymüş. Öyle bir şey diyemeyiz ki arkadaşlar. Çünkü niye? AF ile şuradaki uzunluğu çizecek olursak eğer. Bakın şuradaki uzunluğu çizecek olursak. Burası dik mi? Dik değil. O yüzden buradaki alanı herhangi bir şekilde şu çarpı şu bölü 2 şeklinde söyleyemeyiz. Yani adam bize aslında şunu demiş. Hangi alan? AFB'nin alanından bahsetmiş. Alan AFB şurası değil mi? Bu alan AFB. AE ile şu AE ile BF'nin çarpımının dörtte biri. Yani burası 90 derece olursa sağlanır arkadaşlar bu. Burası 90 ise AE çarp BF bölü 2 diyeceğiz. Bölü 2 şu üçgenin alanı yapıyor. Bir daha bölü 2'ye böyle yaptığınız zaman buradaki alan çıkmış oluyor. Ama burası 90 derece olduğunda oluyor. F noktası için buradaki açı 90 derece diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Diyemeyiz. O yüzden bu da yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız böylelikle ne çıktı? C seçeneği çıktı. Yani yalnız 1 oldu arkadaşlar. Altın soru C an oldu. Geldik 7. soruya. Şöyle katlamalar var. Katlama alt alta üst üste bir şekilde binmiş. Ee, şimdi arkadaşlar. Buradaki açıları da biz yazalım. Şöyle katladığımız zaman katladığında üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam şuraya bir A dersem şu açıyla şu açı birbirini üst üste biniyor. Hocam burası da A artı X mi oldu? Evet. Sonra burada da bir katlama var. Bak burası A artı X artı şuraya da B diyeyim. Şuradaki açıyla da bak şuradaki katlama. nerede katlama? Şuradaki açı. Şuradaki açıyla da şuradaki açı üst üste bindiği için burası da ne olacak? X artı B'ye eşit olacak. E şimdi şuraya bakacak olursak bize de 40 derece vermiş. Nerede kaç 40 derece? Şuradaki a artı b artı x'i a artı b artı x eşittir 40 derece olduğunu biliyoruz. Bir de 90 derece var tamamı. Burada kaç tane a var? Bir, iki tane a var. Kaç tane b var? 2 tane b var. Yani 2a artı 2b artı e, x'ten kaç tane kullandık? Burada 3 tane x var. 3 tane x'in ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar? 90 derece olduğunu biliyoruz. A artı b artı x'in kaç olduğunu biliyoruz? 40. Hocam burada 2A, 2B ve 2X var. Bir de X var. 3X'i ayırdım. Şu ifade ne olacak o zaman? 80 yapacak. Bunun toplamı 90'mış. O zaman X'e de kaç derece kalıyor? 10 derece kalıyor. Yani 7. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 8'e. Vallahi 45 var. Ne yapmak lazım burada? Köşegeni çizelim. Diğer köşegeni çizecek olursam eğer. Hop şöyle. Köşegeni çizdik. Köşegen çizildiğinde burada kaç kaç derece oluyor? 45 derece oluyor. E burası 45 derece. Burası da 45 derece ve köşegenler birbirini ortalıyor. 18, 15 buçukla 8 buçuğun toplamı 24 yaptı. O zaman burası 12. Burası da 12 olacak. Hatta burası da 12. Köşegenler de dik kesiyor. Burası da 12 oldu mu? Oldu. E hocam burası 12 ise e, buraya 8, 4 buraya da 3 buçuk mu kaldı? Evet. Toplamda 15 buçuk zaten burası. Aynen öyle. Başka? Şuradaki da 90 derece çıktı mı? Çıktı. Bak şimdi dikkat et şunlar da birbirine eşit ve şunlar da birbirine paralelse şuradaki uzunluğu da bulmuş olurum ben. Bizden CE uzunluğu istenmiş oluyor. Tamam. Burası ne çıktı arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine paralel olduğundan 3.5 ise burası da 7 mi oldu? Evet. Bak şurada bir artık dik üçgen var. Dik üçgenin bir kenarı kaç? 7. Diğer kenarı kaç? 24. 7, 24, 25 üçgeninden burası da 25 çıkar arkadaşım. Yani 8. sorunun doğru cevap. Böylelikle E seçeneği oldu. Geldik 9'a. Şimdi eşitlikler meşitlikler 90'lık da var. Büyük ihtimalle alfabetaya dalacağız. Hadi bakalım dalalım. 6 iken şuraya bir A diyelim. Buraya da A diyelim. A 2 artı 7 yaptı burası. O zaman yukarısı da 2 A artı 7'dir. 6 iken burası da 6'dır. Dal alfabetaya. Kenarları belli olan üçgen var mı yok mu diye. Ondan sonrasında bak. Hocam da aldık alfa beta ya. Buraya alfa diyecek olursak alfa beta şurası da 90 ya. Burası da alfa yaptı. Alfa 90 ise burası da beta yaptı. Hocam burası da alfa burası da beta oldu. Şu üçgeni benzerlik için seçebilir miyim? Hayır. İki kenar yok. Peki başka ne yapabilirim? Hocam şu üçgeni benzerlik için seçebilirim. Hangi üçgeni? Şu. İki kenarı mevcut. Başka hangi üçgeni alabilirim? İki kenarı belli olan bir üçgen var mı? Var tabii ki. Bir de şunla şu değil mi? Evet. E sarı üçgenden başlıyoruz. Alfanın karşısı 7 artı a'nın. Buradaki alfanın karşısı 6'ya oranı eşittir. Buradaki beta'nın karşısı sarı üçgende 6'nın. Buradaki beta'nın karşısı 2A'ya oranı diyeceğiz arkadaşlar. Sadeleştirsek 3 kaldı. İşler dışlar yapalım. 7A artı A kare eşittir. 18 yaptı. A artı 7A eksi 18 eşit 0 yaptığından. Burada ne yapacağız arkadaşlar? 9'a 2 çarpanlara ayıracağız. Artı 9'a eksi 2 dersem çarpımlara eksi 18 toplamları da artı 7'yi verdi. Bu da AA. Yani a artı 9a a eksi 2 geldi eşit 0. Bu 0 a eşitse a'yı eksi 9 buluruz. Bu 0 a eşitse a'yı 2 buluruz. E, uzunluk negatif olamayacağından dolayı a'yı böylelikle kaç bulduk? 2 bulduk. Evet a 2 ise a yerine 2 yazdığımızda burası 4. 7 4 daha kaç çıktı o zaman? Burası 11 çıktı. 6'sı burada 11'i burada. Alan da ne olacaktır o zaman? Alan da bizden alan isteniyor zaten. 6 çarpı 11'den 66'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Yani 9. sorunun doğru cevabı böylelikle ne çıktı? E çıktı çıktı. Geldik 10. soruya. Evet alan AFD. AFD. Alan ABCD'ye eşitmiş. Bak sen şu işe. Şimdi gençler ne yapalım burada? Şunu çok seviyoruz. 5 yıldızlı alan muhabbeti. Paraya kenarda doşak karşımıza çıkıyor. Bu tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Bu tüm alanın yarısıydı. Peki tüm alanın yarısıysa burası eğer. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıydı. A ve B diyecek olursam hocam burası o da o zaman A artı B alındı. E bize demiş ki alan AFD, AFD Neymiş? Alan A, B, C, e, eşitmiş. Alan A, B, C, biz ne bulduk? 2A artı 2B bulmadık mı? Evet. E 2A artı 2B bulduysak 2A artı B'si buradaysa o zaman buraya ne kaldı? B alanı kaldı. E boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Boyalı bölgenin alanı burası yani B alanı. DF'yi de bize zaten 40 vermiş. A dikkat et. Bu A artı B'ye A artı B'ye A artı B oldu. Gördünüz mü? Alanlar birbirine eşit. O zaman şu uzunluklar da birbirine eşittir. DF uzunluğu 40 ise bunlar 20-20 yaptı. E, 16-20 3-4-5'in 4, katından dolayı 12-16-20 yapar. Bizden de B alanı isteniyor. Biz B alanını işte tam olarak burada bulabiliriz arkadaşlar. E, B alanında nedir? 12 çarpı 16 bölü 2'ye eşittir arkadaşım. 12 çarpı 16 bölü 2'den cevap da kaç çıkar böylelikle? 96 çıkar. İşte buradaki B alanıyla buradaki B alanı birbirine eşit çıktı. Ve gerçekten güzel bir soru. Hatta şuradaki kenarların uzunluklarının eşit olmasını da soruda kullanmış olduk. Evet 10. soruyu böylelikle C han bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.